Ben deklarasyona geçmeden önce hem başkanlarımızın dışarıda ikili görüşmeler yaptığını ve yakında olduğunu görüyorum. Onların tekrar buraya davet edilmesiyle deklarasyonun yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu konuda hem bizim arkadaşlarımız bu daveti yapsınlar, hem de varsa burada başkanların yardımcısı olan arkadaşlarımız, olmayan belediye başkanlarının ya da temsilcilerin buraya çağrılmasına katkı sunmalarını rica edelim. Ben teknik sunumlar için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli akademisyen dostlarımızın katılımlarıyla güçlü bir çalışma yapıldı. Biz bugünün, dün ve bugünün yapılan görüşmelerinin elbette bir kayda dönüştürülmesini sağlayacağız. Bu kayıtla beraber aslında kalıcı bir belgeyi de 29-30 Kasım adına bütün şehirlerimize göndereceğiz ve bu çok değerli olacak. Zira az önceki teknik sunumlarda da yine hem işte Sayın Arıkan, Sayın Korkmaz, Sayın Şengül ve Sayın Tümer sunumlar yaptılar. Her sunum önemliydi. İklim değişikliği, akıllı şehirler, ekonomik ilişkiler ve özellikle göçmen meselesi konuşuldu. Bunlar ana başlıklar. Başka ana başlıkları da kentlerimizin elbette var. Burada özellikle katılımcı şehirler adına yapılan görüşmeler ve konuşmalar günün sonunda hepimize bir oturumun özetini belki de oluşturmuş oldu ve önümüze hedef olarak da koyuldu. Biz şimdi bu hedeflerin takipçisi olacağız. İkili görüşmeler yapıldı. Bunlar çok değerliydi. Ben de hemen hemen bütün görüşmeleri yapmaya çalıştım. Bu ikili görüşmelerden sonra önümüzde tabii sıkı bir yıl var. Öncelikle bugün itibariyle Atina'nın hazırlık yapacağı buluşmayı elbette heyecanla bekliyor olacağız. Ve çok keyifli bir buluşma olacağını şimdiden hissediyorum. Bir başka husus, yine İstanbul olarak B40'ın sekreteryasını yürüterek sürekli takip edeceğiz. Bütün ilişkileri motive etmek için çaba göstereceğiz. Koordinasyonu güçlü tutacağız ve aynı zamanda eş bir sekreteryalık süreciyle Atina'yı da hem güçlendireceğiz hem onların en sıkı yardımcısı olmaya devam edeceğiz ki seneye değerli bir başka buluşmayı Atina'da başaralım. Bir başka boyutu da şu bence, bizim Atina'ya çok daha kalabalık katılabilmemiz. Yani bu konuda belediyelerin kendi ülkelerinde ya da ilişkide oldukları başka ülkelerdeki kardeş şehirleri üzerinden davetlerini güçlendirmeleri ve bu davetler üzerinden gerçekten daha güçlü, daha kalabalık bir katılımla yerel yönetimlerin olağanüstü bir zirvesini Balkanlar adına B40 network'ünü güçlendirerek Atina'da hep birlikte başaralım. Bir sonraki aşamada talip olduğunu hissettiren, direkt söyleyen başka şehirlerimiz de oldu. Onları da elbette bir hazırlık içerisinde olabileceklerini düşünüyorum. Bu yönüyle de biz inşallah Atina'da bir sonraki şehri de anons ederken çok daha güçlü bir biçimde hazırlığın da temellerini atmış olacağız. Çok değerli oturumlar oldu, çok güzel fikirler paylaşıldı. Tarihi bir buluşma olduğunu düşünüyorum 29-30 Kasım'ın.
Bizler zaten yaşam böyledir. Birileri başlatır. Bizler hep birlikte bunu başlatmış olduk. Ama gelecekte çok kıymetli işlere imza atacağını şimdiden hissedebiliyorum. Bu B40 network'ü Balkanlara kesinlikle iyi gelecek. Kesinlikle Avrupa'ya çok değer katacak bir network ağı oluşacak. Umarım dünyamıza da çok güzel bir hazırlık pozisyonu olur B40 network sisteminin ağının diyerek ben deklarasyonu İngilizce okuyacağım. Bunun yanı sıra tabii daha sonrasında imzaya açacağız. İmza için arkadaşlarım anonslarını yapacaklar. Sonra da en morali yüksek biçimiyle de güzel bir aile fotoğrafını hep beraber başaracağız. Tabii ki moderatörümüze, Duygu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki anonsları da yapacaktır. Duygu Hanım'ı alkışlayalım bence. Atina'nın transfer teklifini de unutmuş değiliz ama düşüneceğiz elbette. Şimdiden kabul etmedik. Duygu Hanım'ı transfer edip etmemesi konusunda bizim kararımızı İstanbul adına henüz belirtmedik ama siz ne derseniz o başkanım. Estağfurullah. Günün sonunda yine aile fotoğrafından sonra sadece bir 5-10 dakika yine özellikle sizi ki sabah topluca olamamıştık. Büyükşehir Belediye'mizin şirketlerinin fuar alanına belediye başkanlarımızı ve temsilci arkadaşlarımızı davet ediyorum. Bir arada fuarı bir 10 dakika hissedelim istiyorum. Orada gerçekten ciddi bir hazırlık var ve o hazırlıkta özellikle bulunan firmalarımızın bütün bilgi dokümanları ve broşürleri de bütün katılımcıların odalarına ulaştırılacaktır. İletişimi en güçlü tutmayı diliyorum bu vesileyle. Sonra akşam 19'da yine sizi İstanbul'un güzel bir köşesinde otelimize çok yakın tercih etmek zorunda kaldığımız, normalde Boğaz kıyısında bir mekanda ama rüzgara da dönük aşırı rüzgarlı bir İstanbul gününde bir tehlikeyi göze alamazdık. Onun için sizleri bir başka otelimizde, yakında bir başka otelimizde bu akşam misafir edeceğiz diyerek bütün belediyelere, katılımcı belediyelere bu deklarasyon taslağı oluşturuldu, ulaştırıldı, öneriler alındı. Öneriler alındıktan sonra bu öneriler üzerinden bir metin oluşturuldu ve bu metin yine bütün belediyelerin onaya alınarak şu anki okuyacağım deklarasyona dönüştü. Dolayısıyla bu ortak akılla oluşturulan ve herkesin imza atacağı bu deklarasyonun B40'a hayırlı olmasını diliyor. Gerçekten Balkan ülkeleri ve Balkan şehirlerine güzellikler, barış, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Zirvemizi tamamladıktan sonra konuklarımızı sergi alanımıza bekliyoruz, fuar alanımıza bekliyoruz ve İstanbul büyük. Our exhibition area and map showing area. We will have a 10 minutes long visit together to hear more about the projects of Istanbul Municipality. Pogled.
Peynir.